Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Zeytinyağlı enginar yapacağız. Kabak çekirdeği. Vallahi kabak çekirdeği. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Gençler selam, selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gördüğünüz üzere yemyeşil bir, ne diyelim, masamızda ürünlerimiz var. Yeşillik, böyle harika zeytinyağlı bir, ne yapacağız? Enginarımız var, muhteşem. Muhteşem bir enginar var. Aslında ben enginarı çiğ yemeyi seviyorum ama bugün zeytinyağlı, iç baklalı, harika bir, harika bir dostlar. Ne yapıyoruz? Zeytinyağlı enginar yapacağız ama iç baklalı. Biz bu iç baklaları her zaman olduğu gibi cuma pazarına gittik. Bu iç bakla çok önemli. Biz böyle sezonu olduğunda ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bol bol alıyoruz. Aynen bakın böyle ayıklıyoruz. Özellikle böyle alıyoruz. Ne zaman pişireceğiz? O zaman bunun böyle üzerinde bir kabuk var. Bu kabuğu ne yapıyoruz? Soyuyoruz arkadaşlar. Ben bir kısmını soydum. Şimdi huzurlarınızda bir kez daha soyacağım. Lakin anmadan ve hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, üstadımızın yanaklarından öpelim. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bugün harika bir zeytinyağlı enginar yapıyoruz dostlar arkadaşlar. O halde bir bismillah diyelim, yemeğimizi yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, öncelikle ne dedik? İç baklalarımızı ayıklamamız lazım. İç baklalarımızı. Ben bir kısmını dediğim gibi ayıkladım. Şimdi huzurlarınızda yine şu kalan baklalarımı ayıklayacağım. O baklaları ayıkladıktan sonra başlayacağım yavaş yavaş böyle aheste aheste az malzemeli çok lezzetli zeytinyağlı enginarımı yapmaya dostlar arkadaşlar. Bu kadar iç bakla yeter. Yetmezse diğer kalanlarını da inşallah soyacağım. Yalnız bunları soymamız lazım ama siz satın aldınız. Bunları ayıkladıktan sonra kesinlikle soymuyorsunuz. Böyle kalması lazım. Hatırlatması benden. Dedikten sonra şimdi neler var? Neler var? Biz harika bir soğanımız var. Bir tane soğan kullanacağız. İşte gittik cuma pazarından bakın şeyleri de aldık. Enginarları da aldık. Bunlar limonlu suda bekledi kararmasın diye. Ondan sonra iç baklamız var. Limonlarımız var. Limonlarımız var. Artı limonlarımızı bakın dünya teknolojisine ayak uydurmaya devam ediyoruz. Ben yıllar yıllar önce bu mutfağa yatırım yapmaya başlamışım. Bu ürünü, bu harika teknolojinin son ürünü olan bu ürünü ben Kadıköy Eminönü hattında çalışan Barış Manço vapurunda bunu satan amcadan satın aldım. Yıllar yıllar önce. O zamanın parasıyla 1 milyon verdim buna. 1 milyon. Yani 1 milyon verdim. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugünün parası 1 liraya aldım ben bunu zamanında. Teknolojinin son harikası. Bakın bu ürünle harika bir şekilde ne yapıyorsunuz? Böyle jar jar cın cın göstereceğim. Yani düşünün ben bu mutfağa yıllar yıllar önce yatırım yapmaya başlamışım. Olmazsa olmaz dereotumuz var. Değil mi? Dereotumuz olmazsa bu işin tadı tuzu olmaz. Harika bir sos hazırlayacak kanki Canbaz. Bakın burada bir kaşık kadar, bir buçuk kaşık kadar unum var. Artı şekerim var. Artı güzel bir sos hazırlayacağım. Tuzumu takviye yapacağım. Ama olmazsa olmaz. Neyim var? Bu yemeğe ruh verecek olan zeytinyağım var dostlar arkadaşlar. Dedikten sonra hemen ilk etapta şu canım soğanımı doğrayarak şöyle bir işlem yapmaya başlayayım. Şurayı da biraz düzenlemiş olurum o manayla. Dedikten sonra şöyle şurada kalsın. Hemen soğanımı önce bir janjan yapıyorum. Janjanı yaptıktan sonra ince bir ayar. Hemen dışındaki kovuğunu aldım şöyle. Şöyle aldıktan sonra mal ortaya çıktı. Soğanımı bir kere yıkayayım. İçim rahat etsin. Oh çok güzel. Soğan da yıkandı. Döndüm. Hemen amcayı şöyle bir ikiye böldüm abi.
Ondan sonra şunlar ayrı, onları ayrıyetten doğrayacağım. Şimdi bunu çok güzel doğramam lazım. Böyle incecik incecik doğramam lazım. Ama öldürmemem lazım. Yani bunlar, evet ben buradayım ve soğan yemeğin içerisinde var demem lazım arkadaşlar. O nedenle çok fazla böyle dırsalamadan incecik incecik küçük küçük canım soğanlarımı doğruyorum arkadaşlar. Soğanlarımızı hazırladık. Enginarımız hazır. Normal olduğu üzere iç baklalarımız ayıklandı. Efendime söyleyeyim. Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi hemen enginarımı şurada şu canım tavamda pişireceğim. Ben hemen zeytinyağımı dökeyim. Şöyle biraz zeytinyağı bol olacak. Sonuçta zeytinyağlı bir ne yapıyoruz? Aslında soğuk meze yapıyoruz. Zeytinyağımızı yalnız ne yapacağız? Yakıp yıkmayacağız. Zeytinyağımız yakıp yıkılmayacak arkadaşlar. Şimdi altını yakmadan önce çünkü anında bir şekilde şemal yapmam gerekiyor. Huzurlarınızda altyapı hazırlamak üzere ne yapıyorum? Unum var, şekerim var. 1,5 yemek kaşığı kadar unumu attım abi. Eyvallah. Artı şekerim var. Bu da hemen hemen 1,5 yemek kaşığı kadar. Şekerimi de attım. Gel şekerim dedikten sonra bu iş tuzsuz olmaz. Ya şeker tuz oluyor işte. Şeker tuz güzel oluyor. Tuzumu da şöyle bolcanak, bolcanak elimizi korkak alıştırmayalım. Limonla zaten tuzun etkisi de azalacak. Dedikten sonra hemen ne yapacağım? Hemen şu canım sizlere bahsettiğim Barış Manço vapurundan aldığım şu canım ürünü kullanacağım arkadaşlar. Nasıl kullanacağım? Şuraya bir delik açacağım. Artı bakın çok güzel. Bak bakalım olacak mı? Şuraya takıyorum abi. Tamam mı? Şuraya takıyorum. Şöyle döndürüyorum abi. Amca öyle bir anlatıyordu ki. Bak. Amca öyle bir anlatıyordu ki. Bak. Harbiden öyleymiş yani. Bak. Bunu böyle hafif oynuyorsun burada. Sıkıyorsun. Aga ne yaptı? Oldu bak. Kuşun gagasından. Gagasından ama. Kuşun gagasından. Tak döküyorsun. Sıkıyorsun. Abi teknoloji ya. Yıllar geçmiş bak. Kim derdi ki kanki cambaz bu aldığı ürünle neye istinaden almışız, neye lazım olur diye almışız. Ama almışız. Güzel bir alet. Bak. Guguk kuşundan limon suyu çıkıyor. Guguk kuşu. Şimdi ben buna evet bir tane limon sıktım ama efendime söyleyeyim duruma göre sosumu tadacağım. Karıştırdıktan sonra sosumu tadacağım. Ona göre bir gerekirse bir limon daha takviye yapabilirim. Dedikten sonra efendime söyleyeyim şu canım mamulü bir karıştıralım bakalım. Şu mamul topaklanmasın. Ne yapacağım? Ayrıyetten buna bir de su katacağım. Ama ne zaman katacağım? Soğanlarımı kavurduktan sonra enginarlarımı tavama dizdikten ve enginarlarımı iç baklayla doldurduktan sonra bu sosa biraz su ekleyeceğim. Duruma göre tadacağım dediğim gibi. Limonuna ekşiliğine bakacağım. Gerekirse biraz limon suyu takviyesi yapacağım. Suyunu ekleyeceğim. Bu hazırladığım bu canım sosu burada buluşturacağım aşıklarla birlikte. Dediğim güzel, çok güzel. Bakalım şöyle. Güzel. Ekşiliği güzel. Sen burada bekliyorsun. Senin sıran gelecek. Dedim. Hemen aracımızı otoparktan çıkartalım. Ben daha önce biraz çalıştırdım. Isındı araç. Efendime söyleyeyim. Yağımız şöyle bir kendine gelsin. Soğanlarımızı löp dedenek. Oh! Zeytinyağımızın içine atıyoruz arkadaşlar. Zeytinyağımızla ne yaptık? Soğanlarımızı buluşturduk. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Zaten dedik ya az malzemeli. Evet az malzemeli. Harika bir lezzet dedik. Zeytinyağlı, iç baklalı enginar yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunun kapağını kapatayım. Hafif hafif. Evet, hafif hafif. O buharıyla şöyle bir orada bir enerji olsun. Biz önce bereket versin diyelim. Bereket versin. Efendim, soğanlar hazır.
çok güzel istediğim kıvama geldi. Hani normalde hem baklaları hem de enginarları da burada kavurabilirsiniz. Sonradan doldurabilirsiniz, bir şekil şemal verebilirsiniz ama şimdi benim baklalarım çok taze. Yani öyle böyle değil, harika. Enginarım da taptaze. Hani çok beklemedim. O nedenle ben şimdi hemen soğanımın altını ne yapıyorum? Kapatıyorum abi. Soğanı kapattım. Şurada bir şekil şemal ayarlayacağım. Şöyle biraz soğanlarımı böyle ortaya alacağım. Neden? Çünkü artık vakti zamanı geldi. Vakti zamanı geldi. Enginarlarımı, evet enginarlarımı dizmeye başlayabilirim arkadaşlar. Enginarlarımı şöyle bir suyunu süzüp şöyle görüyorsunuz. Başlıyorum dizmeye. Şöyle dizmeye başlıyorum. Şimdi olay buraya kadar çok güzel geldi. İyi gidiyoruz. Bereket versin dedik. Bereket versin bu hale geldik. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Hemen şu ayıkladığım baklalarımı ödüllendirmeye başlayacağım arkadaşlar. Hani az önce sen burada istirahat et dediğim sosum var ya. O sosumla biraz şimdi haşır neşir olmam lazım. Onu alıyorum. Bunun topalak topalak olmaması için ne yaptım? Suyunu koymadım. Bunun içerisinde ne var? Un var, şeker var, tuz var, harika limon suyu var. Limonun derecesini, inceliğini, keskinliğini siz tayin edebilirsiniz tadarak. Bunu ne yapmam lazım? Biraz çoğaltmam lazım. Bunu çoğaltmam lazım. Hemen aldım suyumu. Şöyle birazcık. Önce birazcık. Eyvallah. Karıştırıyorum. Bakın. Güzel. Buradaki nevaleyi hazırlıyorum. Nevaleyi. Yani. Nevale diyoruz biz. Nevale. Nevale. Bazıları da meyhane diyor. Meyhane. Meyhane diyor. Bunu da güzel şöyle hazırladıktan sonra ruhu bu verecek. Ruhu bu verecek. Dedik önce şöyle enginarlarımın üzerine ki enginarların böyle onunla ne yapmasını istiyorum? Bir nevi bir kat oluşturmasını istiyorum enginarın üzerinde ve baklaların üzerinde. Efendim bu vakte kadar ocağımın altı kapalıydı biliyorsunuz. Sistematik olarak yakmadım altını. Niye? Ben uğraşırken işte soğanlarımın o yoğunluğu gitmesin, yanmasın diye altı kapalı yaptım bu vakte kadar bütün olayı. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Kral FM'de şarkılar sizin. Bilmem anlatabildim mi? Yani bizi izliyorsunuz, dostsanız arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız bizi mutlu ediyor. Hani her yemekte hemen hemen böyle içimden geliyor söylemek. Yani bunu söyleyince hatta sanat yönetmenimiz ve sevgili Hakan abi bunu sık sık söyleme diyor. Ama söylemeden edemiyorum. Neden? Ya arkadaş ben bir aşçı değilim. Ben bir şef değilim. Ben bir gurme değilim. Ben bir radyo programcısıyım ama yemek yapmayı çok seven bir radyo programcısıyım. Yemek yapmaya devam ediyoruz. Onur Market'e de katkılarını ödüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim aracımızın altını tekrar yaktık. Eyvallah. Şimdi bu kendi kendine şöyle bir 35-40 dakika tıkır 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 kaynayacak. Sonrasında finalde buluşacağız. Finalde ne yapacağız? Süslemesini yapacağız. O halde zaman akıp gider diyelim. En değerli, elle tutulamayan, gözle görülemeyen en değerli varlık zamanı iyi kullanalım. Yemeğimiz piştikten sonra buluşalım. Kanki Canbaz. Dostlar yaklaşık 30-35 dakikadır enginarlarımız yavaş yavaş kaynıyor. Şimdi şöyle bir taktik uygulamamız lazım. Hatırlatması bende. İçine hazırladığımız sos var ya, o sos biraz yoğun tabii. Belirli aralıklarla su takviyesi yapmanız lazım. Azar azar ama o su... O sosla buluştuktan sonra o sostan kaşık kaşık böyle o baklaların üzerine aynen benim bakın şöyle yapacağım gibi şöyle şuradan mesela alıyorum bakın şöyle böyle yavaş yavaş bunu ne yapmanız lazım? Ödüllendirmeniz lazım. Biz bunu yaklaşık 3 kere 4 kere yaptık. Belirli aralıklarla suyumuzu ekledik.
Zaten bakın alttaki baklalar da yeter artık diyor. Yeter aşkımız buraya kadar diyor. Biz çok güzel piştik diyor. Rengi de tam böyle hayal ettiğimiz şekilde geldi. Gerçek bakla rengi bu. Dedikten sonra artık altını kapatıyorum arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Böyle güzel bir hararetini salsın. Bir rahatlasın. O rahatlarken ben ne yapayım? Şöyle güzel bir tabacığımı alayım. Bakın çok güzel bir tabağım var. Hiç böyle janjanla uğraşmayacağım. Azıcık şuradan şöyle alacağım. Bunu şöyle yaydım. Şöyle buraya da biraz ayırayım. Şunu biraz daha küçük doğramaya gayret göstereyim. Şimdi bunu niye böyle yaptım? Akustik bir tabak oluşturmam lazım. Hatta şöyle yapacağım. Bakın. Zeytinyağımı da Hakan abi şöyle bir tur yaptıracağım. Şöyle. Böyle. Sen burada en üstüne de zeytinyağı. Yalnız bak şimdi ben normalde böyle yapmam ama. Bak Hakan abi. Hakan abi şuna bakar mısın abi? Şu güzelliğe bakar mısın abi? Şu sosa. Şu enginarların diriliğine. Bakar mısın Hakan abiciğim? Yani olay budur. Olay budur. Kendine geldi. Tatmadan bu iş olmaz. Şu küçük olan enginarımı şöyle biraz hassas bir şekilde böyle buraya yerleştiriyorum. Bu tamam. Bunun kuralı, bunu löp löp götüreceksin abi. Bunu löp löp götüreceksin. Hadi bir de şöyle yapayım. Can olsun. Şöyle. Hadi bu da böyle olsun yanında. Bak abi. Olaya bak. Elimize sağlık. Bugün ne yaptık? Bugün Kanki Canbaz enginarlı, iç baklalı, zeytinyağlı, müthiş güzel bir vitamin deposu, güç kaynağı. Sağlığımız için olmazsa olmaz, içerisinde proteinler, vitaminler olan müthiş bir zeytinyağlı yaptım dostlar arkadaşlar. Tabii bunun normalde biraz soğuması lazım. Soğuyacak dolapta. Soğuduktan sonra daha da güzel olacak ama ben sizin huzurlarınızda şu kısmını birazcık kesiyorum. Bakın kehri var ya, pirzola bak. Şöyle Hakan abi. Kestim abi. Şimdi biz kokusuna alışkın olduğumuz için Hakan dedi ki ya abi acayip koktu dedi. Biz de tam tersi dedik ki oh mis gibi enginar kokuyor dedik. Alışmak lazım, çocuklarımızı alıştırmamız lazım. Bol bol enginar yiyoruz, bakla yiyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Onur Market'e sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kendinize iyi bakın. Canlı heyecanlı, canbazlı dakikalar. Hafta sonu Kral FM'de. Dükkan sizin. Onur Market'te. Mutfak sizin. Anlatılmaz lezzetlerde. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Çok güzel fotoğraflar çekeceğimize eminim. Hoşçakalın. Naşingen, Rottingen, Tübingen. Kanki Canbaz. İzombraki Eskamara, Brajna Vijne. Yapın. Ben yapıyorsam siz ayrı ayrı yaparsınız. Baklalar var ya. Bak. Kabak çekirdeği. Vallahi kabak çekirdeği. Hadi eyvallah.